Gezegenimiz ilginç bir yer. Çorak kutup bölgelerinden, uçsuz bucaksız çöllere ya da nefes kesen yüksekliğiyle Everest'in zirvesine kadar bizi buna inandıracak sayısız örnek var. Tüm bunların yanında hakkında hala çok az şey bildiğimiz Mariana Çukuru ise yaklaşık 11 kilometre derinliğiyle cevaplanmayı bekleyen sorularla dolu. Aslında hepimiz burası hakkında bir şeyler biliyoruz. Örneğin dünyanın en derin noktası olduğu gibi. Ve evet, bu kesinlikle doğru. Ancak orada yüzeyin kilometrelerce altında bundan çok daha fazlası gizli. İsmini 200 kilometre yakınında bulunduğu Batı Pasifik'teki Mariana Adaları'ndan alan bu okyanus çukuru yaklaşık 2542 kilometre uzunluğa, 69 kilometre genişliğe ve tam olarak 10.994 metrelik etkileyici bir derinliğe sahip. Klişeleşmiş de olsa ne kadar derin olduğunu daha iyi anlamak adına, eğer 8.848 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek dağı Everest'i buranın tabanına doğru batırabilseydik, zirve ile çukurun en derin noktası arasında hala 2.146 metrelik bir fark olurdu. Peki orada ne bulduk? sorusunu cevaplamak içinse biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Uzun bir süre boyunca bu tür bölgelerde koşulların çok sert olması nedeniyle hiçbir canlı türünün yaşamadığı düşünüldü. Ancak bu derin okyanuslar hakkında araştırma yapılmasına engel değildi. 1872'de İngiltere'den okyanuslar üzerinde inceleme yapmak için yola çıkan Challenger adlı araştırma gemisi bölgeye ulaştığında derinliği ölçme amacıyla ucunda ağırlık bulunan bir halat mürettebat tarafından suya bırakıldı. Ve buranın 8 kilometrelik bir derinliğe sahip olduğu belirlendi. Ya da belki de ip olması gerekenden daha kısaydı. 1951 yılında ise daha gelişmiş teknolojik ekipmanlar sayesinde Mariana Çukuru'nun aşağıya doğru 11 kilometre boyunca uzandığı saptandı. Tabana yapılacak ilk dalış için ise 9 yıl daha beklemek gerekecekti. 1960'da İsviçreli bir bilim insanı ve Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görev yapan bir teymenden oluşan iki kişilik grup, Trieste adındaki serbest dalış denizaltısıyla Mariana Çukuru'nun en derin noktasına yani Challenger Deep'e ulaşmak için dalışa geçtiler. Ve bunu başaran ilk insanlar oldular. 3 saatlik dalış, 20 dakikalık inceleme ve yaklaşık 1,5 saatlik bir dönüş sürecinin ardından, her ne kadar tarihi bir başarıya imza atılmış olsa da bu yolculuk yüzeyin 11 kilometre altında yaşam olup olmadığı konusunda bize net bir bilgi vermiyordu. Güneş ışığının suyun 1000 metre altında tamamen kaybolması ve basıncın yüzeydekinin 1000 katına kadar çıkabilmesi nedeniyle o yıllarda okyanus tabanına yakın bölgelerde denizanası gibi yaklaşık %95'i su olan canlılar dışında başka hiçbir şeyin yaşayamayacağı görüşü hakimdi. Ancak doğa her zaman olduğu gibi imkansız olanı başarmış ve bizleri yanıltmıştı. Sonraki yıllarda bu tür derin okyanus bölgeleriyle ilgili yürütülen çalışmalar, tabana yakın yerlerde sıcak su kanalları ve sığ bölgelerden sürüklenen kalıntıların yardımıyla sert ortam koşullarına adapte olmuş birçok canlı türü olduğunu gösterdi. 2012 yılında ise Titanic, Avatar ve Terminator filmlerinin yönetmeni olarak tanıdığımız James Cameron, Mariana Çukuru'nun en derin noktasına yaptığı solo dalışla burası hakkında daha önceden bilinmeyen birçok gerçeği ortaya çıkardı. 11 kilometre aşağıda fotoğraf ve bilimsel veri toplamayı hedefleyen görevde, farklı türde mikroorganizmaların, amfipot denilen karides benzeri kabuklu canlıların ve çeşitli derin okyanus balıklarının varlığı belgelendi. Mariana ve Pasifik plakalarının çarpışmasıyla oluşmuş bu 180 milyon yaşındaki yarık, bilim insanlarına göre gezegendeki yaşamın gelişim sürecini anlamak adına çok şey ifade ediyor. Bu yüzden de araştırmalar sonraki yıllarda da hız kesmeden devam etti. Geçen yıl yani 2019'da özel bir girişimci olan Victor Vescovo'nun yönettiği Okyanus Araştırmaları programında hedef, dünyadaki 5 farklı okyanusun en derin noktalarına ulaşmaktı. Bunlar Pasifik'teki Mariana Çukuru ile birlikte Arktik Okyanusundaki Molloy Deep, Güney Okyanusundaki Sandwich, Hint Okyanusundaki Java ve Atlantik'teki Porto Rico Çukurlarıydı. Ancak bu görev kapsamında Mariana Çukuruna yapılan dalışta gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar dışında farklı bir durumla karşılaşıldı. ÇÖPLER Kilometrelerce altımızdaki okyanus tabanında bulunan alışveriş poşeti ve şeker ambalajı gibi plastik çöplerin yanı sıra ahşap, metal ve kumaş türevi çok sayıda atıkla karşılaşıldı. Bunların çoğunluğu pet şişe ve poşet gibi tek kullanımlık ürünlerdi. 2019'da yapılan bir araştırma okyanus çukurlarında yaşayan canlıların yaygın olarak mikroplastik içerdiğini söylüyor. Ve yine aynı yöndeki başka bir araştırmaya göre 2050 yılından sonra okyanuslarda bulunan plastik çöpler, balıklardan daha fazla yer kaplayacak. Bu noktadan yola çıkarak Mars yüzeyinden bile daha az şey bildiğimiz bu ilginç bölgelerin nasıl etkilediğimiz hakkında dakikalarca konuşulabilir. Ama bunun gerçekten bir yararı olur mu? Ya da yararı olan şey nedir? Her yıl açığa çıkan yüz milyonlarca ton plastik atığın yalnızca yüzde 9'u geri dönüşüme gidiyor kalanlarsa yolculuklarına oldukça uzun bir süre devam ediyor. Peki çözüm ne? Bu videoyu hemen kapatıp, aman canım koskoca okyanusa şuncacık çöpten ne olur ki? diyerek konuya nokta koymak mı? Hayır, pek sanmıyorum. Plastik kullanımını kendi ölçümüzde azaltmak, geri dönüştürülebilir ürünlere yönelmek veya daha önemlisi okuyarak, araştırarak ve anlayarak doğaya kulak vermek. Bunlar atılacak ilk adımlar ya da en azından atılabilecek ama öyle ya da böyle oradalar. Üstelik her geçen gün birikmeye ve bir gün göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir sorun olarak karşımıza çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorlar. <laughs>